Az önce Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir ülke olduğunu, güçlü bir ülke olduğunu söyledim. Diplomaside bir kural vardır. Diplomatların dokunulmazlığı vardır. Bakanların da dokunulmazlıkları vardır. Bakanlarımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları Almanya'ya giderken engelleniyorsa, Hollanda'ya giderken engelleniyorsa bu kabul edilemez. Şimdi hükümete net açık bir çağrıda bulunuyorum. Net ve açık bir çağrıda bulunuyorum. Lafla peynir gemisi yürümez. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanını Hollanda'ya sokmuyorlarsa, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanı kendi konsolosluğuna, büyükelçiliğine gidemiyorsa ve engel çıkarılıyorsa, Hollanda'yla ilişkilerimizi lütfen askıya alın. Lütfen. Her türlü bakın, her türlü desteği vereceğiz. Her türlü. Almanya, yine bizim bakanlarımıza engel çıkarıyorlar. Şu açık çağrıda bulunuyorum hükümete. Almanya, bizim bakanlarımızı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarını Almanya'ya sokmuyorlarsa, konsolosluklarımıza, büyükelçiliklerimize sokmuyorlarsa, Alman askerlerinin İncirlik'te ne işi var? Şey gibi olmasın. İsrail gibi olmasın. Rusya gibi olmasın. Gidip sonra özür dilemek olmasın. Söz söylüyorsan adam gibi arkasında duracaksın. Bu kadar açık. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Bakın, yurt dışına gidecek olan bütün milletvekillerimize diyor ki yurt dışı temaslarınızı kesin. Gitmeyin. Sözü gelince büyük ülke, zamanı gelince özür dileyen ülke olmak istemiyoruz. Türkiye büyük bir ülkedir. Büyük ülke olmanın kurallarını yerine getirmek zorundadır. Buna uymak zorundadır. Açık ve ne çağrımızdır bu? İktidara çağrımızdır. Bu işin referandumla bilgisi yok. Bu işin evet hayırla bilgisi yok. Bu iş milli bir iştir. Milli bir iştir. Sağcısıyla, solcusuyla, A partisiyle, B partisiyle Türkiye'nin çıkarlarını savunmak, Türkiye'nin haklarını savunmak her siyasi partinin ortak görevidir. Biz bu görevimizi sonuna kadar yerine getirmeye hazırız.